Merhabalar ben Deniz Duman. Bu içeriğimizde yeni bir maceraya adım atan girişimci adayları için, yeni bir yolculuğa çıkan insanlar için bilinmeyen yollara giren, daha öncesinden yabancısı olduğu alanlarda kendini bulanlar için önemli olduğunu düşündüğüm bir mental düşünce kalıbından bahsedeceğim. Oldukça kısa bir video olacak arkadaşlar. Bahsedeceğim konu başlığı kabını boşaltma konusu. Birçok kez duymuşsunuzdur zaten. Dolayısıyla çok detaylandırmaya gerek yok ancak içerik kütüphanemde bulunsun diye ben de bu konuya değinmek ve bununla alakalı bir içerik paylaşmak istedim. E, yeni bir maceraya adım attığınızda, bilmediğiniz bir sektöre girdiğinizde, yeni bir iş modeline girdiğinizde ya da yeni bir şehre taşındığınızda, yeni olan herhangi bir şeyle başlangıçta bir ilişkiniz olduğunda yapılan en kudurtucu hatalardan biri, özellikle karşı tarafı e, kudurtan hatalardan biri kabınızı boşaltmama konusu oluyor. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Belli başlı alanlarda fikirlerinize sıkı sıkıya sarılmak kendi fikrinizi kutsallaştırma hatasına girmek. Yani hiç bilmediğiniz bir alana girdiğinizde bir öğretici bulduğunuzda, bir eğitmen, bir danışman, bir guru, bir mentor peşinden gidilecek bir insan bulduğunuzda ki bunu bulmak zorundasınız. Tek başınıza içgüdülerinize dayanarak mayınlı bir araziye giremezsiniz arkadaşlar. İçgüdülerinize dayanarak mayınlı bir araziye girdiğinizde maksimum 100 metre giderseniz, 200 metre giderseniz belli başlı varsayımlarla akıl yürütür ve doğru hamleleri yaparsınız. Mesela dersiniz ki ya şurada ot bitmiş. Kesin burada mayın yoktur. Buraya basayım dersiniz. Bir adım atarsınız, iki adım atarsınız ama kilometrelerce süren bir araziyi içgüdülerinize dayanarak, akıl yürüterek, deneme yanılma yaparak ilerleyemezsiniz. Muhakkak 100 metre sonra, 200 metre sonra mayına illaki basar ve telef olursunuz. Ve bunu yapan inanılmaz sayıda insan var. Deneme yanılma metoduyla ilerleyen, ben hallederim kafasıyla ilerleyen aşırı özgüvenli insanların bu yolun etrafında telef olmuş bir şekilde çokça kez görebilirsiniz. Herkes belli iş modellerine giriyor, çıkıyor, yapamıyor, olmuyor, para batırıyor, zaman batırıyor, ilişkilerini batırıyor. Kendi kafasındaki doğrulara sıkı sıkıya sarılıp, kendi düşüncelerine aşık olup maalesef bilinmez sokaklara, bilinmez topraklara giriyorlar ve maalesef bu topraklardan çıkamıyorlar. İşte bu sebeple yapılması gereken ilk hamle nereye gitmek istiyorsanız ilk etapta bunu belirlemek, daha sonra buraya sizden daha önce gitmiş olan bir mentor bulmak ve bulacağınız bu mentor bir danışman olabilir, bir eğitim olabilir, bir kitap olabilir, bir YouTube videosu olabilir, bir arkadaşınızın sohbeti olabilir, bir webinar olabilir. Yani bu mentor, guru olarak adlandırdığım şey canlı cansız herhangi bir şey olabilir. Yeter ki bu mayınlı araziden sizden daha öncesinden geçmiş, mayınların yerlerini bilen, kestirmelerin yerlerini bilen bu alanlara birçok kez gidip gelmiş ve birçok insanı bu mayınlı araziden götürmüş deneyimli bir rehber olsun. Bunu bulmanız şart. Bunu bulduğunuz takdirde bu mentorun peşinden çizmiş olduğu rotadan yani elinizdeki haritadan ilerleyebilirsiniz. Burada herhangi bir risk unsuru kalmayacaktır. Ancak buradaki en büyük risk unsuru bu mentörün peşinden giderken mentörün yönergelerini dikkate almamak. Hiç mentör seçmeyenler de var. Bu yolu ben kendim giderim diyenler de var. Onlar zaten hızlı bir şekilde telef oluyor. Ancak daha sinir bozucu olan bu araziyi geçememeni sağlayacak olan diğer bir konu mentörün peşinden gitmeyi kabul etmeniz. Ancak mentörün uyarılarını dikkate almamanız. Çünkü mentörün bazı düşünceleri sizin düşüncelerinizle örtüşmeyebilir. Mentör bu yoldan gidelim diyebilir. Siz ise bence bu yol iyi değil. Şu yol daha kısa ve daha konforlu gözüküyor diyebilirsiniz. Kendi düşünceleriniz eşliğinde işte bunu yaparsanız kendi bilgi birikiminize çok fazla güvenirseniz kabınızı boşaltmazsanız hiçbir mentor, hiçbir öğretmen, hiçbir danışman, hiçbir guru size hiçbir şey öğretemez. O nedenle ilk etapta öğrenme iştahınızı geliştirmenizi tavsiye ederim. Benim kendi dijital anlamdaki kariyerimdeki en önemli, en güçlü olduğunu düşündüğüm özelliklerimden biri tamamen kompleksten arınmış olmam ve öğrenme iştahımın etrafımda hiç kimse de görmediğim kadar yoğun olması. Dolayısıyla hemen hemen her girmiş olduğum ortama bir öğrenci olarak girmeyi kabul eden bir insan olduğum için çok hızlı öğrendim. Ve benim öğrenmemi sağlayan en önemli etmenlerden biri de o girmiş olduğum alandaki mevcut bilgi birikimimi bir kenara atmak. Yani kabımı tamamen boşaltmak. Eğer kabınız ağzına kadar doluysa öğretmen ne kadar su dökerse döksün hiçbir şekilde o sular size fayda etmeyecektir dolu olan kaptan taşıp gidecektir. O nedenle yeni bir yolculuğa çıktığınızda bir mentor eşliğinde çıkmayı, mentorun uyarılarını dikkate almayı ve öğrenme iştahınızı yüksek tutup hali hazırdaki yeni serüvende boş bir kapla başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çoğu yeni serüvene giren insanlar, örnek veriyorum %0'lık bilgiyle giren de oluyor yeni serüvenlere, yeni bir iş modeli diyelim. %30'luk bilgiyle giren de oluyor, %50'lik bilgiyle giren de oluyor, %60'lık bilgiyle giren de oluyor. Ve günün sonunda %0'la giren insanın öğrenme eğrisi çok daha hızlı artıyor ve sonuca ulaşma hızı da çok daha hızlı artıyor arkadaşlar. Ancak %60'lık bilgiyle giren bir insanın kaprisleri, kendine gereksiz özgüveni ona zarar vermekten başka bir işe yaramıyor ve sonuç alamamasını sağlıyor dolayısıyla etrafınızda siz de görmüşsünüzdür. Onun uzmanı, bunun uzmanı, şunun uzmanı gibi birçok insan bilgilerini adeta kusarak size bilgi taslamaya çalışan ama günün sonunda elinde hiçbir şeyi olmayan birçok uzmanla kaynıyor etraf. İşte burada uzmanlığınız değil, sizin bu uzmanlıklarınızı nasıl filtreleyebileceğiniz ve filtrelemiş olduğunuz bu uzmanlıkları birbiriyle nasıl kombinleyeceğiniz önemli. Bu da yeni bir iş modeli kurma aşamasında aklınızda bulundurmanız gereken en önemli nokta. İster dropshipping yapın, ister Amazon FBA yapın, ister info marketing yapın, ister affiliate marketing yapın, ister danışmanlık yapın, ister e-ticaret yapın, pazar yerlerinde satın, isterseniz e bilet ticareti yapın. Yapılabilecek onlarca farklı iş modeli var. Ancak hangi iş modelini yaparsanız yapın, sevseniz de sevmeseniz de o işin gurularına, eğitmenlerine, danışmanlarına gerçekten o yolu sizden daha önceden gitmiş olan insanlara güvenin ve kişisel olarak karakter olarak o insanlardan, o gurulardan, o kaynaklardan hoşlanmasanız bile onlarla vücudunuzu doldurmaya çalışın arkadaşlar. Bu tıpkı tadından hoşlanmasanız bile hastalığınızı iyileştirmek için bir şurup almaya benziyor. Tadından hoşlanmanıza gerek yok. Onun faydalarından faydalanmanız gerekiyor. Ve sizin de ihtiyacınız olan şey bu fayda. Yani o hastalığı atlatmak, arzu ettiğiniz noktaya gelmek. Dolayısıyla tadını sevmeseniz de bazı şurupları seve seve içmenizi tavsiye ederim. Bunu yaparsanız iyiliğiniz olur diye düşünüyorum. Şimdilik aktaracağım detaylar bunlardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Podcast kanalımdan beni takip ediyorsanız YouTube kanalımda ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni YouTube'dan takip ediyorsanız podcast kanalıma sizleri bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve lütfen düşüncelerinizi, yorumlarınızı ya da sorularınız varsa sorularınızı yorumlar kısmından benimle paylaşın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.